Üstünyanus'un karakteri ve görünüşü. Bizans kentinde ve her yerde durum böyleydi. Bu durum başkente başlayan herhangi bir salgın gibi çabucak bütün Bizans imparatorluğuna yayıldı. İmparator görüşten yoksun olduğu için ne olup bittiğinin farkında değildi. Oysa çoğu kez hipodromdaki olaylara tanık olmuştu. Basit bir insandı imparator. Bir eşek kadar duyguluydu. Ancak kim yularını çekerse oraya gitmeye ve durmadan kulaklarını oynatmaya hazırdı. Üstünyanos böyle davrandıkça her şeyi Arap saçına çeviriyordu. Amcasının yetkilerini ele geçirir geçirmez artık yönetimde bulunan hazine parasını ulu orta keyifle saçıp savurmaya başladı. Zaman zaman bir takım Hunlarla karşılaştı ve devlete yaptıkları hizmetler için onlara para yağdırdı. Sonuçta Bizans arazisinin sürekli saldırılara açılması oldu. Bizans'ın zenginliğinin tadına varan bu yabancılar başkentin yolundan bir türlü uzaklaştırılamadılar. Ayrıca deniz kıyısında dalgaları kırabilecek yapılar için hiç çekinmeden büyük paralar harcadı. Deniz kıyısına kayalar ve taşlar yığdırdı. Denizin saldırışını ve gücünü zenginliğin gücüyle alt etmek istedi. Ya işlemedikleri bir suçla itham ederek ya da dil döküp armağan ettiklerine inandırarak Bizanslıların bütün özel mülkünü kendi elinde topladı. Cinayetten mahkum olanlar ya da başka bir ağır cürüm işleyenlerin çoğu bütün mallarını Üstünyanus'a devrederek cezadan kurtuldular. Komşularının toprağında gerekçesiz hak iddia edenler hukuk yoluyla kendi lehlerine bir hüküm elde etmeyi imkansız bulunca anlaşmazlık konusu olan araziyi imparatora armağan edip işin içinden çıktılar. Hiçbir şey yitirmedikleri bir eli açıklık karşılığında majestelerine takdim edilebilmek lütfuna eriştiler ve düşmanlarından alabileceklerinden daha fazlasını yasa dışı yollardan sağladılar. Burada Üstünyanus'un kişisel görünümünü anlatmak yerinde olur sanırım. Ne uzun boylu ne de çok kısaydı. Orta boyluydu. Zayıf değil, tersine tombulcaydı. Çekici yuvarlak bir yüzü vardı ve 2 günlük oruçtan sonra bile sağlıklı rengini korurdu. Kısaca genel görünümünü anlatmak gerekirse Vespianus'un oğlu Domitianus'a yakın bir benzerliği vardı. Domitianus'un canavarca işleri Romalılar üzerinde öyle bir iz yaratmıştı ki bütün vücudunu kesip parçaladıkları halde kızgınlıklarını giderememişlerdi. Senato ayrıca bu imparatorun adının yazıtlardan silinmesine, heykellerin ortadan kaldırılmasına karar vermişti. Dolayısıyla Roma'daki yazıtlarda nerede adı geçiyorsa kazındı. Yazıtların geri kalanı olduğu gibi bırakıldı. Kazınmış yerler bugün de görülebilir. Roma İmparatorluğu içinde bir bronz heykel dışında ona benzeyen tek şey bırakılmadı. Söz konusu heykelse şöyle ayakta kaldı. Domitianus'un eşi iyi bir aileden, çok saygı gören, hiçbir insana kötülük yapmayan, kocasının hiçbir davranışını onaylamayan bir kadındı. Kocası öldükten sonra değerli bir kadın olması nedeniyle Senato onu çağırdı ve bir isteğinin olup olmadığını sordu. Kadın, Domitianus'un cesedini alarak gömmek ve kendi seçtiği bir yere onun bronz bir heykelini dikmek isteğinde bulundu. Senato bu isteği kabul etti. Dul kadın, kocasını parça parça doğrayanların yaptığı insanlık dışı davranışı daha sonraki kuşaklara göstermek için bir düzen kurdu. Domitianus'un cesedini alınca parçaları dikkatle bir araya getirdi. Birbirlerine uydurdu. Sonra bütün parçaları birbirine dikti. Heykeltıraşlara cesedi göstererek ölü adamın trajik sonunu anlatan bronz bir heykel yapmalarını istedi. Sanatçılar kısa sürede heykeli yaptılar. Dul kadın bunu alıp Kapitol'e giden yolda forumdan gelirken sağ tarafa dikti. Domitianus'un ibret verici sonunu gösteriyordu bu heykel. Bugün de oradadır. Üstünyanus'un genel yapısı, görünümü ve yüzünün bütün ayrıntılarıyla bu heykel arasında bir benzerlik kurmak mümkündür. Üstünyanus'un dış görünüşü böyleydi. Niteliklerine gelince uygun bir tanımlama yapmak için benim yeteneğim yetmez. Çünkü hem şeytana uymaya hazır hem kolayca baştan çıkarılabilir bir huydaydı. Hem dolandırıcı hem aptaldı. Yanındakilere hiçbir zaman doğru bir şey söylemezdi.
Söylediği şeylerse daima dürüstlükten uzak amaçlara yönelikti. Ama aynı zamanda onu aldatmak isteyenler için kolay lokmaydı. Doğuştan birbirinden ayrılmaz biçimde ahmaklıkla hilekarlığın olağanüstü bir karışımıydı. Belki de Aristotelesçi filozoflardan birinin yıllarca önce söylediklerinin bir örneğini görüyorduk. Kimi zaman insan doğasında renklerin karışımı gibi karşıt nitelikler de bulunabilir, diyordu filozof. Bununla birlikte tanımlamamı doğru olduğuna inandığım gerçek örneklerle sınırlandırmam gerekir. Her neyse, bu imparator huyları bakımından gerçek düşüncelerini saklayan, düzenci, yüze gülücü, ağzı sıkı bir insandı. Gerçek görüşlerini örtmeyi çok iyi beceren ikiyüzlü bir kimseydi. Sevinç ya da üzüntü nedeniyle değil de durumlar gerektirdiği zaman hemen gözyaşı dökebilirdi. Her zaman yalan söylerdi. Bu konuda dikkatsiz davranmaz, uyruklarıyla uğraşırken bile yalanlarını hem imzasıyla hem de en büyük yeminlerle onaylardı. Az önce yeminle inkar ettiği kusurlarını işkence altında açığa vuran tutsaklar gibi yaptığı anlaşmaları da verdiği sözleri de kısa zamanda unutuverirdi. Hain bir dost ve yorulmaz bir düşman gibi kendini tutkuyla cinayete ve soyguna adadı. Aşırı derecede kavgacı ve saman altından su yürüten bir insandı. Kolayca şeytan işi yollara sürüklenir ama doğru yolu izlemesi gerektiği konusundaki her öğüde karşı çıkardı. Alçakça düzenler kurmakta ve bunları uygulamakta eli çabuktu. İyilik yapmaktansa içgüdüyle uzak dururdu. İstinyanus'un niteliklerini anlatmak için insan yeteri kadar kelime bulamıyor. Bir insanın olamayacağı kadar günah işlemeye düşkün biriydi. Sanki doğa insanlığın geri kalanından bütün şeytanlık eğilimlerini kaldırmış ve bu adamın ruhunda toplamıştı. Bütün bunların dışında yalan suçlamaları dinlemeye ve hemencecik ceza uygulamaya hazırdı. Yargıya varmadan önce iddiaları inceleyeceği yerde suçlamaları dinler dinlemez kararını açıklardı. Duraksamadan kasabaların yakılması, kentlerin yerle bir edilmesi, ulusların tutsak edilmesi için ortada hiçbir neden yokken emirler verildi. Biri çıkıp da Bizanslıların eskiden başına gelen felaketleri İstinyanus'un sorumlu olduklarıyla karşılaştırırsa, eminim ki bütün geçmiş yüzyıllardakinden çok daha fazla insanın bu tek adamın yönetiminde boğazlandığını görürdü. Başkalarının servetine hiç tereddütsüz açıkça el koyar, kendine ait olmayan şeyleri ele geçirirken bir özür, bir gerekçe öne sürmeyi gerekli görmezdi. Ama ele geçirdiği servetleri sanki bunlara karşı hiç ilgi duymadığını göstermek istermiş gibi hovardaca harcar, hiç gerek yokken olası düşmanların ceplerini doldururdu. Kısacası ne kendi para tutar, ne de dünyada başkasının parası olmasına göz yumardı. Sanki para hırsıyla değil de para sahibi olanlara karşı duyduğu hayranlık nedeniyle böyle davranıyordu. Böylece Bizans toprağında zenginliği yasakladı ve millet çapında bir yoksulluğun yaratıcısı oldu. Theodora imparatorun aşkını nasıl kazandı? Üstünyanus'un kişiliğinin genel çizgileri becerebildiğim kadarıyla az önce belirtildiği gibidir. Şimdi de Üstünyanus'un evlendiği kadının nereden geldiğini ve nasıl yetiştiğini, Üstünyanus'un eşi olduktan sonra Bizans devletinin kolunu kanadını nasıl kırdığını anlatmam gerekiyor. Bizans kentinde Akasios adında bir adam yaşıyordu. Sirk hayvanlarına bakıyordu. Yeşiller Partisi'ndendi ve ayı bakıcısı unvanını taşımaktaydı. Anastasios imparatorken bu adam ardında en büyüğü 7 yaşında Komito, Theodora ve Anastasi adında 3 kız bırakarak hastalıktan öldü. Dul karısı yeniden evlendi. Yeni kocası ev yönetimine katılır ve hayvanlara bakar diye umuyordu. Ancak hiç hesapta yokken Yeşillerin Asterios adındaki oyuncu başısı rüşvet alarak her ikisini de görevden uzaklaştırdı. Onların yerine hiç güçlük çekmeden kendi saymanını yerleştirdi. Çünkü oyuncu başılara bu gibi atamaları kendi başlarına yapma yetkisi verilmişti.
Bunun üzerine kadın, halkın hipodromda toplandığı bir gün küçük kızlarının başlarını çelenkler koydu, ellerine çiçekler verdi. Onlar halkın karşısında yakarıcı olarak oturdular ve durumlarını dile getirdiler. Yeşiller yakarıyı kesinlikle reddetti ama maviler kendi ayı bakıcıları öldüğü için onlara aynı görevi verdi. Kızları yeteri kadar büyüyünce çok çekici oldukları için anaları tarafından sahneye çıkarıldılar. Hepsi birden değil, meslek için yeterli olgunluğa ulaştıkça teker teker sahneye çıktılar. En büyükleri olan Komito çoktan günün en tutulan orospusu olmuştu. Ondan sonra gelen Theodora ise esir bir kız gibi uzun kollu küçük bir elbise içinde ablasına çeşitli konularda yardımcı oluyor, çoğu kere ablasının toplantılarda oturduğu sırayı sırtında taşıyordu. O zamanlar Theodora olgun bir kadın gibi cinsel ilişkide bulunmak ya da bir erkeğin yatağını paylaşmak için yeteri kadar gelişmiş değildi. Ama en aşağı tabakadan müşterileri ve esirleri tatmin için bir erkek fahişe gibi davranıyordu. Esirler efendileriyle tiyatroya gelince böyle mide bulandırıcı biçimde kendilerini eğlendirmek fırsatını bulurlardı. Theodora oldukça uzun bir süre kendini bu doğal olmayan vücut alışverişine kaptırarak bir genel evde kaldı. Yeteri kadar büyüyünce ve tam olarak gelişince eskilerin deyimiyle ordu kanıltısı denilen cinsten fahişe oldu hemen. Çünkü ne flüt ne de arp çalmasını biliyordu. Dansöz olabilecek yeteneği yoktu. Bu yüzden karşısına kim çıkarsa çekici yönlerini satıyor ve vücudunu onun emrine veriyordu. Daha sonra tiyatroya girdi. Oyuncuların açık saçık soytarılıklarının aracı haline geldi. Sahne gösterilerinin düzenli bir oyuncusu oldu. Çok zeki ve nükteleri keskin olduğu için çabucak ün kazandı. Küçük çapkın kızda utangaçlığın dirhemi yoktu ve kimse yüzünün kızarıp geri çekildiğini görmemişti. En rezilane isteklere hiç duraksamadan boyun eğerdi. Öyle bir kızdı ki biri çıkıp kötek atsa ya da kulağını çekse hiç aldırmaz, şakaya boğup kahkahalarla güler ve elbiselerini çıkarıp en basit töreye göre bile örtülü kalması, erkek gözlerinden uzak tutulması gereken bölgelerini çırılçıplak gösterirdi. Aşıklarını bekleterek alay ederdi ve sürekli olarak yeni birleşme yöntemleri uygulayarak şehvet düşkünlerini ayağına getirirdi. Karşılaştığı bir erkekten çağrı beklemeden açık saçık nükteler savurarak ve kalçasını kafaları karıştıracak biçimde sallayarak kendine çekerdi. Özellikle gençlere bu numaraları yapardı. Kendi zevkine sınırsız derecede düşkün bir başkası bulunamazdı. Çoğu kez herkesin kendi yiyeceğini getirdiği akşam yemeklerine, hayatta başlıca amaçları evlilik dışı ilişkiler kurmak olan, hepsi güçlerinin en yüksek noktasına erişmiş 10 ya da daha çok genç adamla gider, bütün gece sırayla yemek arkadaşlarıyla yatar, hepsini yorgunluktan kıpırdayamaz hale getirdikten sonra bu defa uşaklara saldırır, kimi zaman sayısı 30'u bulan uşakların hepsiyle birleşir, yine de isteklerini dindiremezdi. Bir gece önde gelen yurttaşlardan birinin evine gitti. İçki içiliyordu orada ve söylenenlere bakılırsa bütün konuklarını gözler önünde, ayakları dibinde, sedirin ucuna dikilip aşağılık bir biçimde eteğini kaldırdı. Ayakta yüzü kızarmadan şehvet düşkünlüğünü herkese gösterdi. Elbette sık sık gebe kalıyordu ve mesleğinin numaralarını iyi bildiği için hemen çocuk düşürebiliyordu. Kimi zaman da tiyatroda, halkın önünde elbiselerini üzerinden atar ve çırılçıplak kalırdı. Yalnız göbeğinin altını ve mahrem yerlerini örten bir kuşak kalırdı belinde. Buralarını da halka göstermekten utandığı için değil, tiyatroda kimsenin tam çıplak görülmesine izin verilmediği mahrem yerleri örten bir kuşağın bulunması zorunlu olduğu için böyle yapardı. Mahrem yerlerinde bu çok küçük örtü olduğu halde sırt üstü yatarak yayılırdı. Sahne görevlileri vücudunun mahrem yerlerine arpa taneleri serper ve eğitilmiş kazlar gagalarıyla arpa tanelerini teker teker toplar ve yutardı. Theodora yeniden ayağa kalktığında yüzü kızarmak şöyle dursun, gösteriden gurur duyardı sanki. Utanmaz olduğu kadar utanmazlığı yaymak için de herkesten çok uğraşırdı.
Çoğu kez elbiselerini çıkarıp atar, sahnede oyuncuların ortasında durup özel jimnastiğini uygulayarak tadına bakanlarla daha tadına bakmamış olanlara böylece çağrıda bulunurdu. Vücudunu şehvet düşkünlüğüyle öylesine kötüye kullanmıştı ki mahrem yerleri başka kadınlardaki gibi doğanın belirlediği yerde değildi ve sanki yüzüne vurmuştu. Ayrıca onunla yakınlık kuranlar doğa yasalarına uygun bir cinsel işlem yapmadıklarını açıkça belirtirlerdi. Azıcık rabıtalı olan bir kimse onunla forumda karşılaştı mı, parlak giysilerinin bir yeri dokunur ya da sonra pislik bulaşır korkusuyla hemen geri döner ve hızla uzaklaşırdı. Özellikle onu sabahın erken saatlerinde görenlere uğursuzluk getirirdi. Kadın oyunculara yapmadığını bırakmazdı. Son derece şirret bir insandı. Daha sonra Kirenika'da Pentapolis kentinin yönetimine atanan Tyros kentinden Hekabolos ile yola çıktı. Ona en iğrenç biçimde hizmet edecekti ama araları açıldı. Adam hiç beklemeden onu uzaklaştırdı. Sonuçta kendini her şeyden yoksun bulunca vücudunu alıştığı biçimde yeniden yasa dışı ticaret aracı olarak ortaya çıkardı. Önce Aleksandria'ya geldi. Sonra bütün doğuda bir tur atarak Bizans'a döndü. Geçtiği her kentte Tanrı'nın lütfunu uman hiçbir insanın adını ağzına alamayacağı bir mesleği izledi. Sanki görünmeyen güçler yeryüzünde Theodora'nın ahlak düşkünlüğünün bulaşmadığı tek bir nokta kalmasın istiyorlardı. Sokak kadınları ve her çeşit halk arasında günlük konuşma konusu olan bu kadının doğumu ve yetişmesi böyleydi işte. Ama yeniden Bizans'a dönünce Üstünyanus önüne geçilmez bir tutkuya kapıldı. Önce kadını yanına metres olarak aldı ve hemen Patricius'luk payesi verdi. Patricius'luk gibi asil bir paye Theodora'ya geniş bir yetki ve oldukça yüklü bir servet sağladı. Delicesine tutulan insanlarda çoğu kez görüldüğü gibi Üstünyanus'a da tutkun olduğu insana bütün servetleri ve lütufları yağdırmak dünyada en güzel şey gibi geliyordu. Böylece bütün devlet bu tutkunun yakıtı haline geldi. Theodora'nın yardımıyla yalnız başkenti değil, imparatorluğun her köşesindeki halkı şimdiye kadar olduğundan daha çok yoksullaştırdı. Öteden beri mavileri destekledikleri için bu partinin üyelerine devlet işlerinde büyük yetkiler verdiler. Şeytanın bir ölçüde yumuşatılması ise epey zaman aldı. Olaylar şöyle gelişti. Üstünyanus uzun süren bir hastalığa yakalanmıştı. Hastalık onu öyle bir tehlikeye sürükledi ki öldüğü bile söylendi. Bu arada partizan bölücüler daha önce sözünü ettiğim kötü eylemlerini sürdürüyorlardı ve Hipatios adında seçkin bir kişi güpegündüz Hagia Sophia'da öldürüldü. Cinayet işlenince doğan karışıklıklar imparatora bildirildi. Çevrede bulunanlar imparatorun kamu işlerinden uzak olması fırsatından yararlanarak olayların ağırlığını göstermek için ellerinden geleni yaptılar ve başlangıçtan sona kadar olan bitenin tam bir listesini verdiler. İmparator bunun üzerine kentin valisine bütün suçluları adalet karşısına çıkarmasını buyurdu. Vali Theodotos adında biriydi ve genellikle bal kabağı diye anılırdı. Vali olayla ilgili geniş bir soruşturma açtı. Birçok suçluyu tutuklayarak yasa gereğince cezaya çarptırabilirdi. Ama bunlardan bir kısmı kovuşturmayı atlatarak kaçtılar. Daha sonra da imparatorluğun batışında kendi paylarına düşenleri yerine getirdiler. Beklenenin tersine imparator birden iyileşti ve Theodos'un bir büyücü ve zehirci olduğunu öne sürerek onu yok etme yollarına başvurdu. Ancak Theodotos'u çökertme gerekçesini sağlayacak inanılır bir bahane bulamadığı için adamın yakınlarını en korkunç işkenceleri uygulayıp adam aleyhine asılsız suçlar uydurmaya zorladı. Herkes imparatorun Theodotos aleyhine çevirdiği entrikalar karşısında üzüntüsünü gizleyip kendi köşesine çekilmiş sessiz kalırken Quaestor görevinde bulunan Proklos sesini yükselterek sanığın suçsuz olduğunu, ölüme mahkum olacak bir şey yapmadığını açıkça öne sürdü. Bu durumda Theodotos imparatorun telkiniyle Yeruşalem yolunu tuttu. Ama Yeruşalem'e kendini öldürmeye niyetli kişilerin geldiğini haber alınca bir kilisede gizlendi ve ölümüne kadar kiliseden dışarı adımını atmadı.
Deutos konusunda başka söylenecek şey yok. Ama partizanlar o andan başlayarak dünyanın en ihtiyatlı kişileri haline geldi. Artık böyle utanç verici yollarla kötü işlere atılmaz oldular. Ama daha büyük bir yüzsüzlükle yasa dışı mesleklerini uygulamak için her fırsatı elde ettiler. Kanıtı şu ki daha sonra birkaçı benzer atılganlıklar gösterince cezalandırılmadı. Ceza vermekle görevli olanlar onlara cezadan kurtulma yollarını gösteriyor, yaptıklarına göz yumarak yasaları çiğnemelerine cesaret veriyorlardı. Ama ana imparatoriçe hayatta olduğu sürece Istinianus'un Theodora'yı yasalara uygun biçimde eş olarak almasına imkan yoktu. Ana imparatoriçe öbür işlerine karışmadığı halde bu konuda Istinianus'a karşı çıkıyordu. Daha önce belirttiğim gibi ana imparatoriçe yabancı asıllı, kültürden yoksun bir kişi olmakla birlikte yakışıksız işlerden tiksinirdi. Aslında bir kelime yazmasını bilmezdi. Devlet işlerinden de hep habersiz kalmıştı. Saraya girmeden önce asıl adını gülünç bularak bırakmış ve Efimi adını almıştı. Bir süre sonra ana imparatoriçe nasılsa ölüverdi. İmparator Üstünyanus ise bunak ve çok yaşlıydı. Bu yüzden uyruklarına alay konusu oluyor, olan bitenlerin farkında olmadığı için herkes onu küçük görüyordu. Kimse onu hesaba katmıyordu. Buna karşılık yeğeni Istinianus her zaman inatla kargaşa yaratarak mesele çıkardığı için korkuyla bakılıyor ve sürekli olarak saygı görüyordu. Theodora ile nişanlanmak için tam bu zamanı seçti. Ama senatör rütbesine erişmiş bir kimsenin bir fahişeyi eş olarak alması imkansızdı. Böyle bir şey öteden beri en eski yasalarca yasaklanmıştı. Üstünyanos, imparatoru yeni bir yasa koyarak bu gibi eski yasaları yürürlükten kaldırmaya zorladı. Bunu başarınca Theodora ile meşru bir eş gibi yaşadı. Böylece başkalarının da fahişelerle evlenebilmelerinin yolunu açtı. Ardından küstahça bir darbeyle imparatorluk yönetimini ele geçirdi. Davranışının kabalığını gizlemek için bir gerekçe de buldu. Korku yüzünden oy vermek zorunda kalan aristokrasi tarafından amcasıyla birlikte bütün Bizanslıların imparatoru ilan edildi. Paşadan 3 gün önce imparatorluk yetkileri Istinianos ve Theodora tarafından devralındı. Paşaya 3 gün kala kimse kimseyi selamlamaz ve iyi günler dilemezdi. Birkaç gün geçtikten sonra Istinianos doğal nedenlerle öldü. 9 yıl hüküm sürmüştü. Onun ardında Istinianos ile Theodora birlikte hükümdar oldular. Istinianos metresi ile evlenmesini sağlayan yasayı nasıl çıkardı? Böylece az önce de anlatıldığı gibi Theodora doğdu, büyüdü, olgunlaştı ve bütün engelleri aşarak imparatorluk tahtına çıktı. Üstünyanus'a gelince yaptığı işin alçaltıcı olduğunu istese bütün Bizans imparatorluğundan bir seçme yapıp dünyada doğmuş bütün kadınların en iyi yetişenini, saflık içinde yaşamış, güzel ve el değmemiş olanını, yani dedikleri gibi sert göğüslü bir kadını eş alabilecek durumda bulunduğunu hiç aklından geçirmemişti. Hayır, tam tersine. Bütün bu sayfalarda yazılanlardan da açıkça belli olduğu gibi her çeşit korkunç pisliğe iki defa bulanmış, isteğiyle çocuk düşürmekten tekrar tekrar suçlu bir kadını kendine ortak ve yoldaş yapmış, insanlığın ortak zehri olan bu kadına sahip olmuştu. Istinianus'un nitelikleriyle ilgili daha fazla bir şey söylemeye gerek yok sanıyorum. Yaptığı evlilik onun töre yönünden düşkünlüğünü açıklamaya yeter. Bu evlilik onun izlediği yolun hem anlatıcısı, hem tanığı, hem de yorumcusudur. Bir insan davranışlarının kötülüğüne aldırmaz olursa artık her yerde iğrenç biri gibi gözükmekten çekinmez. Aynı zamanda yüzünde her zaman beliren utanmazlıkla silahlanıp en bayağı eylemlere neşeyle çekinmeden girişir. Acıdır ama devletin rezalete bulaştığını gören Senato üyelerinden hiçbiri çıkıp da bu gibi işleri protesto edecek gücü kendinde bulamadı. Tam tersine hepsi de sanki bir tanrıçaymış gibi Theodora'nın ayaklarına kapandı. Ona hanımefendi demek zorunda bırakıldıkları zaman tek bir papaz çıkıp hoşnutsuzluğunu göstermedi. Daha önce tiyatroda gösterilerini seyredenler
hemen Theodora'nın yerde sürünen köleleri olmayı uygun gördüler. Savaş alanında Theodora'nın yararına ölüme atılmaya çağrılınca tek bir asker çıkıp bu emre karşı koymadı. Yaşayan tek bir insan ona muhalefet edemedi. Çünkü sanıyorum başlarına geleni kaderin bir cilvesi sayıyordu herkes. Ve bu nedenle iğrenç gidişi önlemek için kimse parmağını bile kıpırdatmıyordu. Sanki alın yazısı kudretini gösteriyordu. Çünkü alın yazısı bütün insanların işlerini denetler. Olanlara gerekçe gösterebilsin ya da her şeyin ardında bir neden bulunduğunu anlasın diye insanlar alın yazısına kayıtsızlık gösterirler. Birdenbire hiç beklenmeyen bir güç gösterisiyle alın yazısı, az önce güçlükler içinde çırpınan bir insanı yüce bir doruğa çıkarıverir. Kimi tutarsa ona engel tanımaz. O insanın seçtiği hedefe ulaşabilmesi için bütün yollar açılır. Alın yazısı başını almış giderken insanlığın geri kalanı duraksamadan bir kıyıya çekilir ve yol açar. Ama biz her şeyin nasıl olması gerektiğini ve bunlar üzerine söylenecekleri Tanrı'ya bırakalım en iyisi. Theodora'ya gelince, onun çekici bir yüzü ve iyi bir vücudu vardı ama biraz kısa boylu ve solgun yüzlüydü. Yüzünde hafif renk izleri olduğu için tam solgun sayılmazdı. Bakışları her zaman öfkeli ve sertti. Kadının sahnedeki hayatının ayrıntılı bir dökümünü yapsaydım, zamanımın geri kalanını buna harcamak zorunda kalırdım. Ama niteliklerinin tam görünümünü vermek için seçerek anlattığım birkaç olay yeterlidir sanıyorum. Böylece bizden sonraki kuşaklar aydınlanacaklardır. Şimdi de Theodora ile kocası birlikte ne yaptılar? Bunun genel bir tanımını yapalım. Çünkü onlar ortak yaşayışları süresince birbirlerinden farklı bir şey yapmadılar. Uzun bir süre görüşleri ve çıkarları açısından birbirlerine karşıt olduklarına inanıldı. Ama sonradan bunu kasıtlı yaptıkları anlaşıldı. Yurttaşlar birbirine düşsün de kendilerine baş kaldırmasın, herkes onlar hakkında başka başka düşünsün diye böyle bir yapay görüntüyü yaydıkları ortaya çıktı. Önce Hristiyanlar arasında bölücülük yaratmakla işe başladılar. Sözüm ona, her biri dinsel konularda birbirine karşıt tarafları tutuyordu. Böylece din bütünlüğünü daha sonra açıkça görülebileceği gibi parçaladılar. Daha sonra partizanları birbirleriyle çatışma halinde tuttular. İmparatoriçe bütün ağırlığıyla mavilerin tarafını tuttu ve karşıt partiye saldırıp onların bütün engelleri hiçe sayarak en açık şiddet eylemlerine başvurmalarını mümkün kıldı. Kocası ise sanki açığa vuramadığı bir hoşnutsuzluk içinde kıvranıyor ama karısına açıkça karşı koyamıyormuş gibi davranıyordu. Çoğu kez kendi yetkilerini karıştırarak birbirine ters yönlere gidiyorlardı. Söz gelişi bir yandan Üstünyanos mavileri suçlayarak cezalandırmaya karar veriyor. Öte yandan karısı yapma bir kızgınlık içinde kocasına boyun eğmek zorunda kaldığından yakınıyordu. Böyle olmakla birlikte mavi partizanlar önce söylediğim gibi daha örgütlü görünüyordu. Çünkü insanın komşusuna uyguladığı şiddet eylemlerinin bir yerden sonra savunulamayacağını biliyorlardı. Bunlar dışında davaların yarattığı şiddetli düşmanlıklarda imparatorla imparatoriçe ayrı ayrı taraflardan birbirini tutuyor, davanın haksız tarafça kazanılmasını sağlıyorlar ve böylece her iki tarafın da servetine el koyuyorlardı. Sonuçta imparatorun yakın dostu payesine erişerek içinden geldiği gibi yasalara karşı çıkanlar ve devlete karşı suç işleyenler keseyi doldurdukları açıkça ortaya çıkınca Theodora'nın hışmına uğruyor ve onun kara listesine alındıkları görülüyordu. Daha kısa bir süre önce böylelerinin destekçisi olduğunu ilan etmeye hazır görünen Üstünyanos, bu sefiller için sempatisi azaldıkça ilgisi de kararsız hale geliyordu. Bu durum ise ortağına bir işaret vermek demek oluyordu. Theodora da bu kişileri bir daha bellerini doğrultamayacak derecede yerle bir ediyordu. O sırada Üstünyanos olan bitene göz yumuyor, yalnızca onların servetlerini almak için kollarını açıyor ve utanmadan bu servetlere konuyordu. Bütün bu oyunları çevirmek için her an işbirliği yaparken herkesin önünde birbirleriyle kanlı bıçaklıymışlar gibi gözüktüler ve uyruklarını birbirine düşürmeyi, böylece sarsılmaz biçimde yerlerinde kalmayı başardılar.